Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Wild Thief'in 3. videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler arkadaşlar TAP'ta team oynayacağız. Karşımızda Garen var. Garen'e karşı iyi bir pick olacağını düşündüğümden dolayı team'i aldım. Bakalım arkadaşlar nasıl sonuçlanacak. Şöyle çalıya girip. Çalıda acaba görünmezliğimiz var mı? Yok. Şimdi ben biraz bu arkadaşı böyle düz vuruşlarımla darlayacağım. Menzil avantajımı kullanmam lazım. Şu an çıldırdı. Ya işte Garen bu yüzden counterlanıyor arkadaşlar. Baktığınız zaman bak. Öldü. Ya çalmasana işte. Neyse, neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar Garen'i gördüğünüz gibi Teemo çok ağır bir şekilde counterlayabiliyor. Şuraya itip çıkacağım ki arkadaşlar XP kaybetsin. Burayı itmem lazım acilen. Çıkalım. Çıkalım. Hiç rizikoya gerek yok. Ay be, sıkıntı neyse. Neyse sıkıntı yok. Senin oradan çıkman lazım yalnız kardeşim. Çık oradan. Bir tane şeytan külliyatını alalım. Bir tane de hançer alacağız arkadaşlar. Keşke Garen'e karşı bir tane de hançer alana kadar bot alsaydık ya. Bot almamız bizim için Garen'e karşı daha iyi olacaktı. Garen bir tane uzun kılıç başlamış. 845 gold'u var. Bizim 1500 gold'umuz var. Garen aşağı indi. Yani arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bu sefer de bizim takımda ormancı yok. Söyledim aslında ama biliyorsunuz yani TR server'ında ya ilk seçim hakkı benimdi. Ne yapıyorlar orada? Geri gel. Geri gel. Tamam. Sıkıntı yok. Şuna 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 şuna. O ne yapıyor? O ne yapıyor? O ne yapıyor? Öldü o. Öldü, öldü, öldü. Öldü, öldü, öldü. Öldü. Geldim, geldim. Ay tekleyebilir. Öldü, 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 öldü. Ölürsün. Hadi be. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Çok çok az canı kaldı ama riske atmak istemiyorum. Direkt çıkacağım. Şimdi şuradan çizmelerden bir tanesini 500 gold istiyor. Bizi daha 400 gold var. LoL'e gitti aklım. Şimdi artık kanserlememiz başladı arkadaşlar. Yani bu saatten sonra Teemo'nun olayı başlıyor biliyorsunuz. 6 yani Wild Rift'te 5 olunca artık mantarlama işlemleri başlıyor. Ya kardeşim bak düzgün dur. Düzgün dur. Zehrimle süründürürüm. Şöyle şuraya atacağım bir tane. Şimdi arkadaşlar geçebileceği noktaları atmamız lazım. Şöyle mesela. Karakter dönerken buradan dönerdi insanlar yani. Şuraya da atalım. Burada göründü mü? Pek emin değilim. Şu an bakarız. Çok güzel oldu bu iş. Güzel dürttük, güzel dürttük. Sıkıntı yok. Şimdi Teemo'nun kör etmesi de olduğu için şöyle basınca ha, biz sürekli görünmez miyiz burada şimdi? Manamızdan yiyor mu görünmezliğimiz? Yok. Aslında buradan çıkıp direkt şöyle. Güzel vurduk. Güzel hasar kanka. Vallahi çok güzel hasar. Yamuldu çocuk ya. Direkt evine gitti. Hadi bakayım. Şuralara mullara dolduracağım. Oralardan herhalde mantarlar şeylere basmaz. Minyonlar çarpmaz yani. Kuleye vurun. Neyse kuleye vur ya. Kuleden bir plaka daha sökerdik. Sökelim. Bir plaka daha sökelim. Arkadaşlar Teemo gerçekten çok güçlü. Yani ben karşıma Garen alacak diye Teemo'yu seçmiştim ama şuna bak. Adam eridi resmen arkadaşlar. Yani vuramıyor da bize. Hasar da vuramıyor. Eridi gitti çocuk. Yazıkcağız. Şöyle şuraya atalım. Bir tane şuraya atalım. Şimdi
Bizim Jax mid'e gitti. Mid'de Garen'le Lux'ı darladılar ama oradaki olay ne? Bilemedik tabi. Ay ay öldü öldü. Bizimki öldü. Bizimki öldü. Çok kötü oynadı çünkü. Neyse. Düzelteceğiz biz bu durumu. Şimdi arkadaşlar mid'e gelme sebebimi söyleyeyim. Ben orada minyonları pushlamışım. Orada artık herhangi bir amacım kalmadı. Orada salak salak gidip kill vereceğimi ya da orada işte tek yakalanıp öleceğimi buraya gelip takımımla birlikte Ejder TF'sine katılmak. Vur abi, vur abi, niye vurmuyorlar? Kimse vurmadı. Şaka gibi. Abicim Ejder'e vurur musun? O adamı zaten ben öldürdüm yani. O adam öldü şu an zaten. Ejder'e vur, Ejder'e, Ejder'e, Ejder abi, Ejder'e. Şu an var ya, yemin ediyorum bir... Aha tam... Ay. Tam içimden geçmişti arkadaşlar, dedim ki... Şurada bir Ezreal ult istedim. İkimizi de öldürür dedim. Demeye kalmadı. Ucuz yırttık diye. Nashor alacağım arkadaşlar. Bir tane de ayakkabımızı alalım. Pırıltımızı alalım. Bir tane de kuvvet kitabı alalım arkadaşlar. Buradan. Şimdi item olarak. Pırıltıyı biz buradan şeye çevirebiliriz. Diş boğana çevirebiliriz. Bizim için gayet iyi olacaktır. Düz vuruşlarımızı etkileyecek. Bizim için gayet hoş bir item olacak arkadaşlar. O yüzden diş boğana gidilebilir. Şuradan şu scuttle alalım. Sen bunu al kardeşim. Tamam mı? Ben gidiyorum. Tapu puşlayacağım. O bana kaldı galiba. İyi de sen öldün ki kanka. Bak vuruşlarımla keselim hadi seni. Yani şu an çok fed durumdayım arkadaşlar. Yaptığı çok büyük bir hata. Çünkü benim köreltmem var. Şimdi ben vurduğum anda o bana vuramıyor. Düz vuruşlarınızı etkisiz hale getiriyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Öyle olunca da Kaisa 5. vuruşunu, kritik vuruşunu, en çok vurması gereken vuruşunu vuramıyor. Böyle olunca hasarda çok fazla geri kalıyor. Timo'nun şu ana kadar bir kanserliğini kullanmadık. Ama şimdi size Timo'nun kanserliği nasıl kullanılır onu göstereceğim. Şimdi buraya gelip pusacağım. İlla ki buradaki minyon bloklarını itmeye gelenler olacak. Bekliyoruz. Şuraya da atalım bir tane. Geri doğru kaçarken onları hepsine baitleyeceğim şimdi. İnşallah patlatmazlar minyonlar. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir tane de şöyle mi atsak? Aynen öyle. Bir tane de şöyle atalım. Bakın. Bak 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 bak. Hadi evin. Sıçrasını şifa. Her şeyini bastı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Timo. Böyle kanser biçer. Bir de red almış gelmiş ki tadından yenmez şimdi arkadaşlar. Bir de blue'un olsaydı keşke be. Hadi be. Şimdi şöyle biraz kuleye vuracağım arkadaşlar. Bunun sebebini söyleyeyim. Buradan üzerime çekeceğim hepsini. Aynen bu şekilde. Şöyle bekleyeceğim bakalım. Bunu böyle kesebilir miyim onu düşünüyorum şu an. Ay burada gördü beni. Şu an nerede bilmiyorum ama bana geliyor büyük ihtimalle. Ah ultisi varmış. Ultisi varmış. Ölür mü bilemedim ama. Büyük bir ihtimalle 1 HP falan kurtuldu ya. Sıçra attım. Şeye doğru.
Mantarımın üzerine doğru sıçrattım ama olmadı ya. My bad. Çok kötü oynadık orayı. Neyse ya, bizim takım şu an çok fit durumda yani. ADC'miz, ADC'lerimiz gayet iyi durumda. Eyvah. Çaldırdın mı? Çaldırmadan. Ne yapıyorsun oğlum? Niye bekliyorsun orada? Şimdi taklacı Timo, hadi bakalım. Garen kasılmış biraz. Garen'ı ben bir şöyle bir darlamak istiyorum. O benden zaten isyan edecektir beni görünce. Şuralara ben bir mantarlayayım. Arkadaşlar Timo oynarken yapmanız gereken bu. Yani sadece bunu yapacaksınız. Bak şimdi. O bu tarafa gelirken basacak illaki. Ben orada ADC'yi çıkartabilir miyim onu düşünüyorum. Ölmedi ya. Ölmedi. Çok kötü oynadık, ölmedi. Eyvah. Bizim Miss Fortune de ölmüş olabilir bu arada. Serafin. Serafin, o hasar ne? Çok güzel bir hasar yok mu arkadaşlar Serafin? Yani şu an direkt biz iki tane ejder aldığımız için direkt zaten önde başladık arkadaşlar. 9k gold'um var ve bu Miss Fortune'dan sonra en fazla gold olan kişi yapıyor beni. Şu an benim yapmam gereken soloya çıkıp 10 minyon bloklarını ittirmek olacaktır. Çünkü soldaki minyon XP'sini bizim takımdan şu an gördüğünüz gibi sadece Jax gitti. Onun haricinde kimse almaya gitmiyor. Bu ne demek? Bedava XP kaçırıyoruz. Bunu oyunda en son isteyeceğiniz şeydir arkadaşlar. Level çok önemli. Bak bu arkadaş 10 level kalmış. Şu an karşı takımda bir tek Kai'Sa ve Ezreal hariç. Gel bakalım. Çok güzel, o da bana öldü. Müthiş oynadık arkadaşlar burayı. Gerçekten harika oynadık. Şimdi ben şuraları bir şey yapayım. Ay. Şimdi şöyle atayım bir tane de. Bir tane de şöyle atayım. Şimdi şurada bir görünmez olalım. Bakalım Ezreal'cim gelecek mi? Tarayıcı açtı. Tamam, çok güzel. Şimdi bu arkadaş da öldü büyük ihtimalle. Yani arkadaşlar Timo çok kanser. Yani çocuk tarayıcı alıp geldi, bastı ama bizim Serafin gerçekten çok güzel bir ulti. Gerçekten muazzam oynadı çocuk. Ay geldim geldim kanka, geldim geldim. Bana doğru gel gel. Hadi bakayım evine. Sen de öldün kanka. Hadi bakayım. Hadi. Arkadaşlar Timo bu arada aşırı kanser olduğu için yani şu an rakip takım tarayıcı da alsalar ne yapsalar da yani hiçbir şey yapamayacaklar. Büyük bir ihtimalle FF vereceklerini düşünüyorum. Benim buradan çıkmam lazım. Şuraya bir tane mantar bırakayım. Arkadaşlar bu lane'in ortasına bırakılan mantarın amacı lane'in iterken hani minyonla çarptığında en azından %20 canlarını azaltacaktır. Tabi bu sizin hasarınıza bağlı ama %50 cana kadar azaltıyor. Mesela normal LoL'de o bıraktığınız mantar bir süre sonra koca lane'i tek başına itebiliyor. Bu da çok önemli. Pushlayamadıkları her saniye onlar için bir baskı olacak arkadaşlar. Orada kendi merkezlerinin altında bir kişiyi sürekli hapsedecekler. Şöyle mantarı bırakacağım. Burayı hemen pushlamak istiyorum. Şimdi Garen'e gelelim. Garen'e gelelim.
Vurduğumuz hasarı gördünüz. Nasıl kaçtığını. Şöyle şurada duracağım. Sen öldün kanka yani. Çok fena bir hasarımız var arkadaşlar. Şu an yani önümüze kim gelirse gelsin tekleyeceğimizi düşünüyorum. Yani sen öldün kanka da eyvah. Ay. Arkadaşlar Zonya'ya basamadım ya. Zonya'ya basabilsem ah be ah be. Zonya'ya basamadım ya. Yoksa ikisi de ölmüştü ya. Ultisinden kurtulacaktım. Ona ani bir refleks gösteremedim. Neyse benim mantara basarsa o ölecek. Yani şu an bakabilir miyim canlarına? Ay. Oradan iki tane asist aldık durduk yerde. Gördüğünüz gibi bizim mantarlar gayet iyi iş yapıyor bu arada. Bakın oradan minyonlar hiç çıkmadı arkadaşlar. Ben sürekli tapa gidiyorum, minyon atıyorum. Ejder mi var, fight mi var? Hemen gidiyorum etrafını mantarlama yapıyorum. Adamlar şu an var ya kanserler arkadaşlar. Beni kesmek için şu an ellerinden geleni yapıyorlar. Tabi biz de bir o kadar da kanser oynuyoruz. Şimdi midden all mid yap, bitirebiliriz ya. Hadi bitirin. Devam edelim. Taburlara kadar atacağım yani. Kafaya koydum. Bitiriyorum yani. Neyse bitirelim hadi. Ay bir şeye öleceğim zannettim de. Çok kötü oynadık orayı ya. Aşırı kötü oynadık yani. Şuraya bir tane daha atayım mantar. Ben base atayım ya. Çok kötü oynadık arkadaşlar. Oyun bitti bu arada. Neyse güzel bir oyun oldu bence. Şuradan oyun son ekranına bakalım. Hasarımız neymiş ona bakalım. Bu arada arkadaşlar Wildlife'de ilk defa team oynadım. Onu da söyleyeyim. Evet, bronzu işte ikinci galibiyetimizi aldık. Bakalım bir dahaki oyun efsanevi diyor arkadaşlar. MVP bizim Edikerimiz olmuş. Güzel oyun çocuk, helal olsun. Şöyle bakalım. Aslında şimdi o 4.5 item olmuş. Biz 4 item. Yok, biz de 5 itemiz aslında. Eşitmişiz ya. Öyle çok fazla bir şey yok. 2000 gold var arada. Çok fazla bir şey yok. Bizim hasarımız daha fazla diye düşünüyorum. Yani 29k benim hasarım biraz daha fazla ama eşitiz ya. Yani ikimiz oynadık şeyle. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir hasar atıp güzel oynayıp Tap'ta gerçekten yok ettik. Kaysa'yı görüyorsunuz 0-8. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.